Ben sana ne dedim? Eğer dedim sana bir iyilik yapıyorsa bunun altında bir şey vardır Duş dedim. Gördün mü? Siz çok fenasınız. Size 5 dakika verecektim, onlar gelip oturmuş, ben ne yapayım? Hiç acıman yok, hiç. İşte sen bize çok kumpas kurdun bunun. Tamam bırak böyle komple. Ama çiçeğim çok güzel. Evet aynen ot yeriz. Başkalarının çiçeği çok pisti. Yarışmacımız setimize özel bir ballı pasta yaptırmış, Azerbaycan pastası. Ballı pasta benim için de Azerbaycan paklavası getirtirmiş. Niye senin için ya? Ben istemiştim çünkü. Hain planlarınızı uyguladınız, tamam mı Dış Ses? Siz bu durumu düşünerek de tatlıları almıştınız zaten. Evet, onu düşünerekten yaptım. Aa, benim bıçağım eskik. Zıtlaşmayın kuzularım, zıtlaşmayın hadi. Aa, arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim bak. Ya. Bu şimdi meşhur ballı pasta. Evet. Çok da güzel olmuş. Ama teşekkür ediyoruz yarışmacımıza. Aa ve meşhur bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu ne? Hangisi? O şeker bura. Şeker bu üstteki de şey işte. Baklava. Azerbaycan baklavası. Açıp gösterelim onları. Şu aylardır araya araya bir hal olduğum Azerbaycan baklavası. Evet aç. Ben çok beğendim. Safran olduğu için hafif değişik bir aroması var. Bunu bizim baklavadan daha kalın açıyorlar. Üstüne evet, yumurta sürüp pişirip evet, ondan sonra evet, şerbetini evet, döküyorlar. Evet. Ben bayıldım. Çok afiyet güzel olmuş. Olsun. Ellerinize sağlık. Aa, farklı kültürler, farklı lezzetler. Mihri Hanım zahmet etmiş. Gözünden, gönlünden kopmuş. Hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan buradan Azerbaycan'a da selamlar olsun. Canım Azerbaycan, Bakü'm özellikle. Hepinizi çok seviyorum. Balaken'e buradan teyzelerime bol bol selam söylüyorum. Sizi canlarımsınız. Hepsine söyle, ekran başına de sakın ayrılmasın. Dua etsinler çünkü birazdan bizi yiyecekler. Evet, şimdi beni yemeyin tabii ki de ama ben gencim ya. Sizin yaşınızda olsam tabii ki de böyle daha şey olabilirdim. Sayın seyirciler, burada birazdan Türk fırtınası kopacak. Masala. Laf söylettirmem. Birazdan ortalık yıkılacak, yürü. Yürü kalk gidiyoruz hadi. Ena Murat benim de bugün Mehri Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız dova çorbası, vinçik, şuba salatası bozbaş, aş pilavı çoban salata ve magnolia ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Ena Murat yerimden herkese tekrardan merhabalar sevgili seyirciler. Evet az önce yarışmacılarımız masaya oturmuşlardı zaten biliyorsunuz masa kurulmadan. Kurulduktan sonra tekrar geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hoş maalesef ki masamız yetişmedi arkadaşlar. Siz de zaten evet gördünüz o halini. Evet, evet. O yüzden çok fazla bir masa yorumu almayacağım. Çünkü sürenin dışında masayı kurduk. Sadece masanın yetişmemesi normal mi? Bu menüye baktığınızda evet cidden ağır bir menü Kadir Bey. Yetiştirmesi zordu falan diyor musunuz? Filiz Hanım'dan başlayalım. Çünkü kendisi kolay bulmuş menüyü. Kendi menüsüyle kıyasladığında. Henüz menüsünü bilmiyoruz ama evet. Aa, gerçekten mi? Ya kendi menümle kıyasladığımızda biraz tabii hafif buldum. Hafif buldunuz. Evet kendi menümle tamam kıyasladığım zaman. Ondan sonra yetiştirememesi normal. Hani belki... Hafif menüyse neden normal yetiştirememesi? Evet yani hafifse neden yetiştiremedi? Şimdi ben dedim ya hani yetiştiremeyecek. Öyle ama ben gördüm yemeklerimi yetiştirdim. Sadece masamı yetiştirmedim. Masamı yetiştiremedim. Bir saniye ben konuşayım bir saniye. Tabii ki. İlk önce benim soframdasınız. Hoş geldiniz hoş bu arada. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol canım. Şöyle bir şey hiçbir kolay değil. Hiçbiri kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü hepsinin ayrı ayrı aşaması var. Aşaması vardır. Hı. Yok demiyorum ama basit. Benim menüme göre basitti yani. Mesela çorban benim yani de basit. Basit çorba. Evet, evet. Onun ne kadar karışma süresini, onun ne kadar ince ince doğranmasını biliyor musunuz peki? O, bu şekilde basit evet, bir şekilde biliyorum konuşuyor. Biliyorum. Tamam. Pardon ben bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Bu ne yarışması? Hamarat benim. Evet. Bunu kaç saatte sığdıracaksın? Bu hesabını yapacaktın değil mi? Tamam. Bana süre verseler ben herkes aynı şeyi yapabilir. Doğru. Önemli olan süresine göre yapman, tamam, masanızı hazırlama. Tamam. Bu senin için eksidir. Kusura bakmayın. Tamam ben size zaten evet, artık evet falan diye bir şey istemedim. Yetiştirdim falan diyorsun. Bir saniye ben yemeğimi yetiştirdim. Yemeklerimin arkasındayım. Kendine güveniyordun, çok konuşuyordun. Evet ona hala daha sayıyordun öyleyim. Hala evet, daha öyleyim ama farkındaysanız. Eksiksin sen eksik. Eksik değilim. Eksiksin evet. Eksik.
Evet. Değilim. Ay, evet, 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 evet. Seçmeseydin menülerini. Size mi soracaktım menü seçerken? Ha, çok güzel oldu işte, hazırlayamadın. Tamam. Evet. Size mi? Gerçekten. Katılmasaydın buna. Lezzet önemli canım benim. Lezzeti ya. Hayır. Gerçekten lezzet önemli. O zamanı önemli. Bana da verseydin, ben de ay, lezzet katarım. Ay, sizinki neydi o ben zaman? Sizinki neydi? Getirmişsin, yoğurdun evet. içine. Arpayı da doğramışsın altına. Senin bir de aynısı. Bir de nohutlar da pişmemiş zaten. Neredeyse dişimiz ha, kırılacaktı. İnşallah senin nohutunu yapmışsındır çorbanı. Dişimiz kırılacaktı. Onu bile sanırım yapa yapa durdunuz. Kırdın mı dişini? Kırılmadan ne ya, aç gittim. Kırdın değil mi dişini? Aç gittim. Evet. Maşallah. İki kendini gündür aç gidiyorum. Kendini mağazaya tarıyorsun aç gitmek hiç için. Aç gidiyorum. Öyle çıkarmaya çalışıyorsun kendini. Hem de maşallah savunabiliyorsun ha. Evet canım, savunurum. Sonuçta emek harcadım. Yaralı parmağımla bile. Emek harcadın evet, ama emek olmamış. Bilmem ama her şey gayet güzel verdim Mehri'ciğim. Tamam, ona göre de puan verdim. Aç kalmadı mı yani masada? Evet, bence kalmadı. Gayet hepsini de löpür löpür yedi. Bazı şeylerini beğenmedim, bazı şeylerini beğendim. İddialı da buldum menüsünü. Ben iddiasız diye bir menü de demedim. Ama Eser Hanım'ın da bilmiyorum. İnşallah hani benim menüme kolay mı demiştir artık, demedi mi? Onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Eser Hanım kendi menüsüyle senin menüsünü yan yana koyduğunda Mehri Hanım bir saatte sadece benim ara sıcağımı çıkarabilirdi. Gerçekten demiş. Evet. mi? Ara sıcağımı evet, çıkarabilirdim. Evet, ara sıcağımızda işi köfte evet, vardı. Ama evet. onların o kaç biz? 4 tane ayrıyetten ocak kullandık. 2 tane ayrıyetten toplamda 6 tane ocakta ben hepsini haşladım. Hepsini harmanlaman evet. gerekiyor. Bunlar zor şeyler. Ve beceri şeyler kattı mı kendi becerilerini? Kattın mı ona? Ayrıyetten bir saniye evet, konuşuyorum. Evet. Bir susmayı tercih edersen buyur, sen buyur, kendini buyur, zaten savunacağım. Buyur, dinliyorum. Hepsini rendeledim. Evet. Hepsini ayrıyetten arasına şeylerini koyuyorsun. Evet. Soslarını koyuyorsun. Evet. Bu şekilde. Sizin gibi ben hazıra işte köfteyi getirdim. Parmağımla böyle öyle açtım. Mi? Öyle yoksa mi? Yoksa kıymasını koydum. Ben mi idare ettim? Bir saniye canım. Yoksa kıymasını koydum. Evet. Hadi yapalım. Evet. Hadi canım, ne olmuş? Evet. Ara sıcağımız olmuş. Yok canım. Yok canım. Çocuğa da ver, karıştırır onları. Neden? 4 tane 5 tane ocak yapar. Bir dakika. Çocuk da onu yapar. Bir saniye, bilinçliğim benim evet. nasıldı? Bilinçliğim sen benim kendi ayrıyetten... yeteneğini kattın mı yemeklerine? Tabii ki de sevgimi kattın evet. canım. Evet. Sevgimi kattın. Onu çok güzel ezberlemişsin. Sevgimi kattım, aşkımı kattım. Herkesin benimle sevgisini dedim. Katar. Canım herkes katıyor. Dedim. Herkes sevgiyle yemek yapıyor. Ha, tabii ondan böyle kolay kolay iki kolaydı, tane bir tane şırdan da getirmiştim. Ufacık şu kadar. Sen onu o şırdan temizleme yetenek var mı sende? Sen temizleyebilir misin? Sen onu dikebilir misin? Sende var mı o yetenek? Sen buraya katılmasaydın. Azerbaycan kızıysan ben de Diyarbakır kızıyım. Sıkıntı anladın mı? Ne kadar benim güzel kızlarım. Geçemez. Ne kadar güzel milletler kızımız var. Geçemezsin sen. Çok benim pardon. Benim yarışamazsın sen. Çok pardon. Ne kadar güzel her milletler kızımızdır. Evet, hepsi evet. becerikler, iddialılar. Bak görüyorsunuz. Maşallah. Evet. Yemeklere baktığınızda hafif bulduğunuzu söylüyorsunuz. Hafif bulmadım. Pratik gerektiriyordu. Pratik gerektiriyordu. Kendi yeteneğini katacak bir şey yoktu. O beceri Mihri Hanım'da yok mu? Benden bazı... Neyse ben yorumlarımı yediğim zaman yapacağım. Onu hayır, yakalamaya çalışacağım okay. onu tamam. ben. Tadıyla birlikte yorum bakacağım, yapacaksınız. Evet. Onlar benden yumurta bekliyordu ama keşke yumurta mı kırsaydık acaba? Onları geçelim artık. O yumurta muhabbetini geçelim. Sen kendi marifetinle göster. Mehri Hanım altına onlar da çiziyor. Onlarla puan toplamaya çalışma. Yumurta yumurta deyip gitme. Onu tamam. alıp gitme. Bırak tamam. o yumurtayı. Tamam. Geride kaldı ben espriler. Ben size bir daha son gününde yumurta hediye getireceğim. 5 metre bir dilim var. Keşke Allah hamarat vermiş, olsaydın böyle. İnşallah. İnşallah. Belli oluyor zaten. Sofra düzeninden belli oluyor. Evet. Mücelli Hanım'ı bir de dinleyelim. Mücelli Hanım bugün evet. için ne diyorsunuz? Sofra yetişmedi, masaya geldiniz. Sabah buradan kalkarken böyle bir tahmininiz var mıydı? Evet, ben menüsünü yetiştiremeyeceğim. Yani yetiştiremeyeceğim. Nereden anladın mesela? Anladım yani. Nereden anladın? Çenesi bu kadar çalışan bir insanın eli ya, çalışmıyor çünkü. Ya çok konuşan çünkü. İş yapamaz mı? Hayır, hayır ben Mehri'den bunu beklemiyordum zaten. Gerçekten evet, mi? Aynen. Peki menü ve kolay ben söyledim, mı? Zor bakın, mu? Bakın ben menü zaten zor dedim. Tamam. Ve o yüzden yani aşamalarını izlediğim ve bildiğim için... Hı-hı. yetiştiremeyeceğini zaten söyledim. Tamam bakalım ama bakalım doğru şekilde mi yetiştirdin? Evet, doğru şekilde. Tamam bakacağız o zaman. O zaman al da gel çorbanı hadi görelim bakalım. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Buyur. Ne oldu? Geçen arkadaşım bana ama şu bakın. Hayır, hayır. Evet. Ne? Zaten masa kurulmamıştı. Yani şimdi ona yorum yapmamıza evet, bile gerek yok. Hayır bakın elimde. Şu an elimde. Tamam peçete alabilir miyim? Bizim namazımızın da vardı. Biz neden görmüyoruz kıl acaba? Bilmem. Allah Allah. Bak ben sana benim tüy değil kıla gösterdim siz şu an. Siz gözlük tak demişsiniz ya. Ben bunu ya. Bilemem. Tamam, Mücelli Hanım'a gözlük tak demişsiniz. Lütfen size gözlük tak. Pardon arkadaşlar. Gayet. Gerekirse avukatlı olurum. Ben zaten kameraya. O odaklanalım kıla. Bakın. Ama sen bize göstermiyorsun ki. Pardon ben kameraya doğru. Bakın.
Tamam. Ha, okey, okey. İnsanlık bu, aleti. Bildiğiniz kıl. Benim ama kötüydü. Ama sen bir zeytin çekirdeği tuttun. Hayır tatlım, kusura benim. Bakma. Sen onu bir tamam. tarafında tuttun bence. Senin ha evet. Bir ağzında yedim kesinlikle, böyle. Buramda biriktirdim, Ay evet. Siz de gördünüz. Bir şey yani, onu yan, ekmeğin yanına alsana Zahmet. Şöpe çetenin içine tamamen çok pardon. Sizde de kıl çıkacağını böyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Hayır dediğinizde kendinize çok pardon. Yücelya sende nasıl bir göz var kız? Hayır evet. O masa örtüsünün üstüne nasıl onu gördün hemen? Aynen öyle. Şimdi kendinde çıktı. Ben çok uzun bir hitap etmiştim. Evet, evet, aynen. Gözüm gayet güzel. Siz haklı değilsiniz, savunamazsınız onu. Ben hayır, bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben onun haksızlığı. Bir verirseniz ben de zaten kendiniz savunacak. Sen de geçim olurum. Sakin sakin konuşun, sinirlenme yeter onun için. Susmayı evet bilirim ama yani sen ince ineceksin yani. Şimdi aynen öyle. Göreceksin her şeyi. Bak biz görmedik. Teşekkür ederim hayatımı bulduğun için. Rica ederim. Ben de sizi buldum. Birebir seyircileriniz yani. Tüydü. Mücella Hanım kısasa kısas yapmak için ben de zeytin çekirdeğidir işte ne bileyim kıl çıktı. Aynısını zeytin çekirdeğini tabii ki de hani ben de bulamayacağı için ben zeytinli bir ürün koymadığım için onu yapmadığı için ekstra olaraktan kendinden bence kıl tüyü koydu ki bana da böyle bir şeylik olsun alttan gaz verdi yani. Ben gerçek gazla çalışmıyorum ama. Kısasa kısas yapmadım gördüğüm tüyü gösterdim. Tüy de değil hatta tamamen kıldı. Mücella kısasa kısas yaptı. Haksızdı orada. Evet arkadaşlar o zaman doğa çorbamız gelsin. Evet. Hanımefendi meziyetli olduğunu söylüyor Mücella. Gelsin de çorba bakalım. Madem sen sabah emin çıktın bu kapıdan. Hı-hı. Dedin evet. ki bence yetiştiremeyecek. Ha, şimdi az önce dedim ki çok konuştuğu için. Evet aynen öyle. Sera'nın da 5 metre dili var dedi maşallah. Hani yani, dili elleri de çalışsaydı. Annen ya burada benim. Çok konuşan az iş mi yapar? Vardı. Evet yani sadece yani iki işi bir arada götürmek her yiğidin mesela harcı değil. Mesela Fikriye de konuşuyor. Evet ben de tam onu diyecektim. Ben de çok konuşuyorum ama boş senin konuşmayacağım. Senin daha günün gelmedi o zaman. İşte ben göreceğiz. De tam onu diyecektim. Hani sen boş konuşmuyorum biliyorsunuz da kendi yorumu yapma. Bence çok boş konuşmaların oluyor. Allah Allah hiç ben boş konuşmuyorum. Hiç boş konuştuğumu düşünmüyorum. Onda. Gayet düzgün konuşuyorum ve gayet olumlu yorumlar yapıyorum mesela. Evet, kendinden fazla mı emin fikri? Kendinden ben boş konuşmuyorum bak. Evet boş burada konuşmuyorum. Burada haksızlık ediyorsunuz Mehir Hanım'a. Meyve Hanım yani diyorsun ki boş konuşuyor. Sanki senin boş konuşman yok. Ya şimdi hepimiz de boş konuşuyor muyuz boş diyecek. Boş konuşman yok öyle yani. Bir şey yok. Sen hayır. Dört dörtlüksün. Hayır. Bu yani sen hem konuşmak mı? Aynı zamanda evet. Yemek yapabilir miyim? Yapabilirim. Ben temizlik yaparken halay bile çeker, şarkı da söyler, yemek de yapar. Hepsini yaparım yani. Ne güzel göreceğiz bakalım. Dili konuşuyor. Seni aynı de Kadir Bey gibi. Beni rahatsız etmiyor. Buyurun. Onun konuşmayı beni rahatsız etmiyor. Hoşuma gidiyor canlı hareketli. O tamam. İnşallah benim konuşmam seni şu an bir şey değil mi? Mehir Hanım da yansır. Bugün hem yer sildi hem evet. Hava halay çekti. Hem mutfağa da girdi. Hepsini bir arada yapmaya çalıştı. Bakalım ne kadar olmuş göreceksiniz. Yani aslında Fikriye Hanım birbirinize benziyorsunuz siz Mehir Hanım'la. Fikriye ile Mehri aynı karakterde bir şey bilmeyen, boş konuşmalarla bir yerlere geleceklerini sanan iki tane boş insan. Fikriye ve Mehri aynı kişiliğe sahipler. Kadir Bey ben Mehri Hanım'la alakamız yok. Ben Mehri Hanım'ı benimle şey yaptığınız için, kıyasladığınız için alındım doğrusu. Aa kötü bir şey mi söyledin evet. ki? Yani Mihri'ye kendini asla denk tutmuyor musun? Hayır, Mihri bazen boş yorum yapıyor, yapabiliyor. Ben altı dolu yorumlar yapıyorum Kadir Bey, aşk olsun. Alındım şimdi. Zoruna gitti şimdi Mihri'yle aynı kefede tutmam. Veyahut da Cuma günü bilemiyorum artık hangi günü olursa. Farkını göster o zaman. Evet. Bırak seni Cemal övüşsün, kendini övme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.